Ali, Serimet Bey geldi. Bana bir çay getir. Yanına da yiyecek bir şeyler ver, karnım aç. Serimet abi. Serimet abi. Yani abi, beni önce bir dinle yani. Sonra sen nasıl uygun görürsen öyle yaparsın yani. Abi bak, Fırat abiyi uçacağı zehir etmişler. Ne dedin sen? Evet abi. Al bak, yani burada da kanıtı var. Kim yaptırdı lan bunu sana? Abi vallahi zehir olduğunu bilmiyordum. Bana Müsül dedi. Yemin ediyorum bilseydim yapmazdım abi. Kim yaptırdı lan bunu? Abi bu çocuk su dağıtıyor. Fırat abinin suyunu da bu çocuk dağıtıyor. Oğlum anlatsana. Abi o gün motorlu su dağıtmaya çıkmıştım işte. 97 numaranın suyu mu bu? Evet abi. Eyvallah. Oh, dur. 15 numarayı suyu sen mi götürüyorsun? Evet abi. Hep sen mi götürüyorsun? Evet abi, bu bölge benim. Bir problem mi var? Yok koçum. Bak şimdi, bana yardımcı olursan iyi para kazanırsın. Ne bakımlar abi? Sen haftada kaç para kazanıyorsun? 500. Tamam, bir 500 de benden, iyi mi? İyi de abi, ne yapacağım ki? Bu gelen suyun içine müsil atacağız. Niye ki? Çünkü o benim evime 2 kutu hamam böceği aldı. Biz böyle şakalaşırız yıllardır, liseden beri. Tamam da abi, duyulursa benim başım yener, işten atılırım abi. Yok lan, kim duyacak? Suyun içine biraz müsil atacağız. Vallahi bilmiyorum abi. Bin olsun, tamam mı? Tamam abi, olsun. Al bakalım. Sonra işte cebinden şırıngayla iğneyi çıkardı, bana verdi. Ne zaman? Bir ay kadar oldu abi. Bir daha görsen tanır mısın adamı? Yok abi, hep kasklı gördüm yani. Ne demek lan kasklı gördüm? Nasıl bir adamdı lan? Uzun mu, kısa mı, esmer mi, sarışın mı? Nasıldı lan? Abi genç, uzun boylu. Bir de çok iyi bir motoru vardı. İşte bana damacanaya nasıl şırınga yapacağımı falan gösterdi. Hangi eve su getireceğini nereden biliyordun? Bak buraya kadar çekiyorsun, tamam mı? Dikkat et, fazla çekme. Şuradaki delikten de enjekte ediyorsun. Tamam. Dikkat et, belli olmasın. Tamam. O evdekiler 4-5 günde bir su istiyor. Tamam. Al, bu da sana 3 hafta yeter. Ölçüyü fazla kaçırma, şaka yapalım derken kaka olmasın. Tamam. Ay şerefsiz o. Şeytanın aklına gelmez lan bu. Kaç kere verdin? 5-6 kere yaptım abi. Abi ama vallahi bilmiyordum zehir olduğunu. Bana müsil dedi. Ben sana vereceğim müsili. Neredesin be birader? Ne oldu? Ne dedi de Fırat sen oradan böyle allak bullak çıktın? Senin ne işin vardı o otelde Fırat'la? Biz burada hastaneleri, polisleri ayağa kaldırmışız. Ben ne bileyim sizin Fırat'ı aradığınızı? Benim bakanım şeyi de merak ediyorum. Sizin otelde ne işiniz vardı beraber? Ya evine doğru giderken yolda arabasının kenara çekilmiş buldum. Hastaydı, içinde yatıyordu, o kadar. Yolda giderken? Ne tesadüf ama. Ya iyi değildi. Eve gitmek istemiyorum dedi. Hastayım dedi. Daha beter hasta oluyorum dedi. Bir otele götür beni dedi. Götürdüm, ne var? Romantik bir şehir dışı otelin, öyle mi? Otel Fırat'ın. Bırak artık gerizekalılığı. Narin. Fırat'ı zehirliyorlar. İçime suyuna zehir karıştırmış bir tane sucu çocuk. Yani rahmetli sucu çocuk aslında. Ne? Niye zehirliyorlar Fırat'ı? Kim? Bilmiyorum, tam öğrenecektik. Çocuğu vurdular. Sen niye öyle çıktın içeriden? Kötü bir şey mi dedi sana Fırat? Moralin niye bozuk? Bu olayda onu numara yaptığımızı düşünüyor. Atıf'la birlikte onu komplo kurduğumuzu düşünüyor.
Sen neler çeviriyorsun yine ya? Hey, anlatsana bakalım neler çeviriyorsun sen? Yeter. Teker teker gelin kızın üstüne. Ne demiş olabilir çocuk? İçeride yani en kötü ne demiş olabilir? Yeter. Ah bitti. Nari. İyi misin canım? İç bakayım şundan. Yudum iç. Bir şey ister misin? Fırat suyuna zehir katıyorlarmış. Biri seni zehirlemeye çalışıyormuş. Onun için hastalanıyormuşsun o kadar. İyi numaraymış. Sen bunu daha önce niye düşünmedin? Kes artık saçmalamayı. Her hafta enjekte ediyormuş bidonuna zehiri. Çocuğu satın almışlar. Sermet çocuğu yakalamış ama çocuğu öldürdüler. Azmettireni öğrenemedik. Tekrar deneyebilirler. Kim yaptırabilir sana böyle bir şeyi? Bir fikrin var mı? Atıf, çok düşünmeye gerek var mı? Atıf'ın tarzı değil. Atıf hukuki yollardan halleder bu işi. Fırat, kim sana bu kadar düşman? Gerçekten bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Buradan çıkınca sadece atlarla muhatap olacağım. İnsanlardan çok bıktım. Seni bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Gerçekten. Yarın sabah mahkemen var. Her şeyi okudum. İfaden gayet akıllıca. Seni muhtemelen serbest bırakacaklar. Tutuksuz yargılanacaksın. Ondan sonra gideriz buradan. Uzaklara. Heh? Oturur konuşuruz uzun uzun. Anlatacaklarım var. Seni gerçekten bırakmayacağım Fırat. Sen beni çoktan bıraktın. Sadece biraz kafan karışık. Benden uzak dur. Evine git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.